Valla bu iş biraz böyle bir sarmal halini aldı. Muğlak noktalar da var, yok değil. Bakalım yani nereye evrilecek bu iş? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerine şöyle bir yakından bakalım. Türkiye Değişim Partisi'ni ziyaret etti Sayın Kılıçdaroğlu. Aslında bir süredir Sarı Gül sevenleri Kişişli'de uzunca bir dönem belediye başkanlığı görevini yürüttüğünde çok da toplumda karşılığı olan bir isimdi Sayın Mustafa Sarıgül. O ziyaret gerçekleşti ve Mustafa Sarıgül net bir dille ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum dedi. Zaten o eskiden gelen bir teşriki mesai muhabbetli hallerini de fark etmemek mümkün değildi. Ve bir başka ziyaret daha vardı. O da Kılıçdaroğlu'nun yine DSP ziyareti oldu. DSP ne söyledi peki? Bakalım. Açılalım. Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğumuzun birinci yüzündeyiz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destek turu ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün iki kritik noktaya daha gitti. İlki Türkiye Değişim Partisi oldu. İkinci duraksa Demokratik Sol Parti'ydi. Güzel bir görüşme oldu. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Genel Başkan Mustafa Sarıgül'le görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki isim kameraların karşısına geçti. Türkiye Değişim Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu'dur. CHP liderinin bir sonraki durağı Demokratik Sol Parti'ydi. Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte kameraların karşısına geçti. 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız hep beraber, baharı göreceğiz. Demokratik Sol Parti için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye'de kapısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dalgalandığı tek siyasi parti Demokratik Sol Parti'dir. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum. Destek noktasında net ifadeler kullanmadı Aksakal. Görüşme sonrası parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre DSP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememe kararı aldı. Muhalefetin gündeminde de şu var, aslında hepimizin gündeminde, yani ister istemez dahil oluyoruz tabii ki. Muharrem İnce'ye teklif götürüldü mü, götürülmedi mi? Fikri Sağlar eski bakan diyor ki ben görüştüm, teklifi götürdüm. Muharrem İnce de diyor ki teklif, yani o gelmişken, görüşmeye geldiğinde zaten her şey bitmişti. İsimler belli olmuştu. Süreç başlamıştı diyor Muharrem İnce. Her iki ismi de biz TV100 yayınında ağırladık. Sevgili Ece Üner indirekt değil, direkt sorar soruları, öyle yaptı yine. Bakalım her iki isim neler söyledi. TV 100'e konuştu, teklif tartışmasının perde arkasını anlattı. Amaçları imha etmek. Ama ben imha olmayacağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye ittifaka katılması için teklif gittiğini ancak uzlaşma olmadığını açıklamıştı. Eski bakanlardan Fikri Sağlar da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu teyit etmişti. TV 100 ana haberde Ece Üner'e konuşan Sağlar teklifin detaylarını anlattı. Bildiğim kadar içi dışı bir olan Muharrem İnce'nin kendisini onore edebilecek bir tavır içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyebilecek bir noktayı oluşturacak bir ortam geliştirilirse hayır demeyeceği düşüncesindeyim. Muharrem İnce TV 100 ana habere konuk oldu. Sağların sözlerine yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı imzaları toplanmış. Kurallar çekilmiş. Oy pusulaları basılmış, 24 saat kalmış, dostlar alışverişte görsün diye amaç anlaşmak, uzlaşmak, ittifak yapmak, bunların hiçbirisi yok. Amaç kamuoyundan sana baskı yaptırırız, çekil. Böyle bir dünya yok. İnce yaşananları ayak oyunu, Bizans oyunu olarak tanımladı. Bunlara bu ayak oyunlarına, bu Bizans oyunlarına bir dur diyelim. Amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ama ben imha olmayacağım.